Bugün gerçekten çok çok uzun zaman sonra ilk defa cidden sevdiğim ve yayınlarını izlerken de gayet de eğlendiğim bir yayıncıyı eleştireceğim. Yani harbiden en son 3 ay önce falan sevdiğim birini eleştirmiştim. O yüzden bayağı özledim bu tarz videoları. Neyse ha bu arada bir uyarı da geçeyim. Çünkü bu eleştiride Eray'ın hem iyi hem kötü yanlarını objektif bir şekilde ele alıp eleştireceğim için sizden de bu eleştiriye karşı ön yargıyla yaklaşmamanızı şimdiden rica ediyorum. O zaman siz videoyu beğenirken gelin ben de Eray'ı tanımayanlar için kendisini birazcık tanıtayım. Eray yani asıl adıyla Eraycan Özkenar. Şu anda aktif olarak şu sıralar popüler olan ve bunun da yanı sıra yeni bir yayın platformu olan Kik'te konuklu veya konuksuz, ekipli veya ekipsiz ki birazdan şu ekipli kısmına değineceğim ama neyse işte dediğim gibi ekipli veya ekipsiz yayınlar açan ve bu yayınlarda da izleyicilerini cidden eğlendirmesini ve yine aynı şekilde izleyicilerine iyi vakitler geçirtmesini bilen işini oldukça başarılı bir şekilde yapan nadir yayıncılardan biri. En azından kusurlarını görmezden gelirsek Ereğin benim gözümdeki yeri aynen bu şekilde. Şimdi gelelim şu demin değineceğim dediğim yere yani ekipli yayınlar. Bakın açık konuşayım ben yaklaşık 6 yıldır harbiden pek çok yayıncı gördüm geçirdim. Pek çok yayın izledim yayında izlettirdim. Ama bu kadar birbirinin sözünü kesen, birbirinin üstüne konuşan, gereksiz laf kalabalığı yapan bir ekibe cidden bugüne kadar hiç ama hiç rastlamadım. Yani bazen Eray'ın yayınları o kadar kalabalık oluyor ki herkes aynı anda konuşunca da cidden kimin ne dediğini hiçbir şekilde anlamıyorum. Ki sadece ben değil izleyenler olarak da anlamıyoruz. Ha evet şunu kabul ediyorum belki ekipli yayınlar daha eğlenceli daha komik daha iyi olabilir ama Eray'ınki Kesinlikle yayınlarında en azından bu konuda otoriteyi net bir şekilde sağlaması gerekiyor. Çünkü insanlar üst üste konuşunca kimse kusura bakmasın sizi bilmem ama benim yayın zevkim cidden çok zarar görüyor. Mesela başka bir yayıncıdan örnek vereyim biraz uçuk bir örnek olacak biliyorum ama Jahrein olsun. Jahrein de şu sıralar genelde kendi ekibiyle yayınlar yapıyor ama ben harbiden bu ekipli yayınlarında bir kez olsun Jahrein'in sözünün kesildiğini veya Jahrein'in ekibindekilerinin birbirinin sözünü sürekli ama sürekli kestiğine rastlamadım. Yani o yüzden Ereya buradaki tek tavsiyem kesinlikle eğlenceyi el bırakmadan bir tık daha otoriter olması. Neyse gelelim şimdi şu yayıncıların inşaat ameleleriyle karşılaştırılması olayına. Evet yanlış duymadınız bildiğiniz geçenlerde Eray hakkında araştırma yaparken bir eleştiri videosunda denk geldim bu olaya. Yok efendim neymiş amele tüm gün tuğla taşıyormuş. Eray da oturduğu yerden para kazanıyormuş. Yok öyle bir şey. Sosyal medyada gördüğünüz işler, videolar veya yayınlar. inanın bana cidden dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Zaten eğer sandığınız kadar kolay bir iş olsa herkes hiç çabalamadan bu işi yapar zaten. Ha evet şu da kabul ediyorum bu arada. Eray belki bir amele kadar yorulmuyordur buna kabulüm ama modern hayatımızda inşaat sektörüne ne kadar ihtiyacımız varsa hakikaten en az onun kadar eğlence sektörüne de ihtiyacımız var. Mesela bir inşaat işçisi yani sizin deyiminizde amele eve yorgun argın geldiği zaman kafa dağıtmak ve tüm günün yorgunluğunu biraz da olsa üstünden atmak için erayın yayınlarını izliyor ve kafa dağıtıyor olabilir. Veya inşaat işçisi olmasına da cidden hiç gerek yok. Normal bir işte çalışan turizm olur, sağlık olur, hizmet olur hiç fark etmez. Gündemden azıcık da olsa uzaklaşmak için bu çalışan insanlar yine Era gibi yayıncıları izliyor ve keyif alıyor olabilir. O yüzden insanların mesleklerine göre sınıflandırmak ve sürekli karşılaştırmak yerine tüm sektörlerin hayatımızda harbiden önemli bir yeri olduğunu ve bu sektörlerin birbirleriyle siz fark etmeseniz bile bağlantılı olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi gelelim yayınlarda küfür ve argo olaylarına. Hep diyorum yerinde edilmiş küfürler bazen cidden komik olabiliyor. Bunu kabulüm. O yüzden karşı çıkmayacağım ama Era'nın bazı yayınlarında samimiyet adı altında o kadar gereksiz, o kadar saçma küfürler ediliyor ki hakikaten bazen midem bulanıyor. Yani küfür ediliyorsa ki edilmemesi taraftarıyım zaten fark etmişsinizdir. Neredeyse hiçbir eleştiri videomda en küçük argo bile kullanmıyorum ama dediğim gibi küfür ediliyorsa bile daha taşa uçan kuşa değil de tadında edilmesi bence daha iyi oluyor. Bunu da buraya eklemek istedim şahsen. Şimdi biraz da Eray'in neden bu kadar izlendiği hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu baya baya birçok insanın merak ettiği bir konu aslında. Ama nedeni çok basit. Çünkü Eray'in yayınlarında hızlı ve izleyicilerin isteği doğrultusunda sevilen popüler oyunlar oynanıyor. Ayrıca Eray sektördeki diğer büyük yayıncılara nazaran çok daha düzenli yayınlar yapıyor. Ve tüm bunları yaparken de insanları memnun etmeye gerçekten ekip olarak çok iyi başarıyorlar. Yani aslında özetle Eray iyi çalışıp kitleler tarafından istenen içeriği sunmaya çalışıyor. İşini iyi yapıyor bu yüzden de her geçen gün daha da büyüyor. Neyse umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Diyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada hepinizi Discord'uma da bekliyorum. En yakın zamanda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.